Az Bey, bizi hangi kamera fotoğrafımızı çeker? Şu kamera efendim, şurada üzerinde dantelli bir örtü var gördüğünüz gibi efendim. İyi. Müzik. Benim canımdan az bildiğim sevgili vatandaşlarım, bu akşamda evlerinize, kahvelerinize, fiiliyatın içinden programıyla konuk olduk, hamdolsun. Bakınız sevgili vatandaşlarım, bildiğiniz gibi memleketimiz hızla ilerlemektedir. Dün de saatleri bir saat ileri alarak memleketi bir saat ilerlettik, hamdolsun. Evvela şunu açık seçik ifade edeyim. Bakınız, birazdan sizlere çok önemli bir meseleyi burada açıklayacağım. Aziz vatandaşlarım, koltuklarınıza oturun, kemerlerinizi sıkın, sigaralarınızı söndürün. Biraz önce almış olduğumuz habere göre ozon tabakası faili meçhul kişilerce delinmiştir. Hadi bakalım, bunu nereden öğrendin diyeceksiniz. Bakınız, hanımefendi evden giderken ne not bırakmış? Beyefendi, o ben oluyorum. Ben menekşelerle birlikte ozon tabakasını dikmeye gidiyorum. Yemeğin altını kapatmayı unutma. Buzdolabında kabak var, onu ye. Ben gelene kadar enflasyonu düşür. Memleket ve Beşiktaş sana emanet. Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru. Efendim çok çok teşekkür ediyorum bu söyledikleriniz için, sağ olun. Şimdi izin verirseniz ikinci konuğumu çağırayım, bu sohbete hep birlikte devam edelim. Müsaadenizle efendim. Efendim ikinci konuğum hepinizin çok yakından tanıdığı ünlü bir kişi. Şimdi efendim sevgiyle ve saygıyla kendisini davet ediyorum. Efendim buyurun. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Nasılsınız efendim? Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Ne kadar güzel yer burası. Demek ki televizyon stüdyosu burası oluyor. Böyle ışıklar, kameralar. Evet efendim, burası televizyon stüdyosu. Hatta B stüdyosu burası TRT'nin. Efendim bir şey soracağım. İlk kez mi geliyorsunuz televizyona beyefendi? Evet ilk kez geliyorum. Bizi biliyorsunuz televizyona çıkarmıyorlar. Bu tür davranışlardan dolayı şiddetleniyor mu televizyonu? Evet, yani bizim televizyona çıkabilmemiz için marketlerde mi dolaşmamız lazım? Biliyorsunuz marketlerde televizyon filmleri çekiliyor. Reklamlar falan çekiliyor. Soruyor hanımefendiye. Bu ya nasıl buluruz diyor. Kadıncağız diyor ki, aa siz beni gizli kameraya mı aldınız? Ha 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 ha. Yani şimdi bizim televizyona çıkabilmemiz için marketlerde mi dolaşmamız lazım? Hayır. Aman efendim estağfurullah. Ama bugün şeref verdiniz efendim. Çok mutlu ettiniz bizi gelmekle. Teşekkür ederim Sayın Aziz Üstel. Bu olanağı bana tanımış olduğunuz için halkımızın karşısına çıkmış olduk böylelikle. Halkımız yüzümüzü görmüş oldu. Beyefendi sormak istiyorum. Müsaade buyursanız efendim. Biraz yorgun görünüyorsunuz beyefendi. Evet biraz yorgunuz. Seçim yorgunluğu tabii. Ama siz sportmen insansınız. Çabuk toparlanırsınız beyefendi. Bir şey olur. Ben de öğrenci olmuşum. Evet, evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum beyefendi, müsaade ederseniz. Okudum ben basında, dergilerde. Diyorlar ki siz denizden büyük zevk alıyorsunuz, büyük mutluluk duyuyorsunuz. Evet. Mevsimi siz de bu meşhur çivilemeyle mi açıyorsunuz beyefendi? Evet, ben de çivilemeyle açıyorum ama geçen sene denize çivileme attım dedim. Tahtavalliye çaptım. Tahtavalliye mi efendim? Tahtavalliye çaptım efendim. Biliyorsunuz benim suya girdiğim yerleri doldurup çocuk parkı atmışlar. Biz de farkında değiliz. Atladık, tahtavalliye çaptık. Her tarafı dolduruyorlar. Anlıyorum. Aman denizlerde geçmiş olsun. Şeker kalmadı. Aman geçmiş olsun beyefendi. Ama iyisiniz, bir şey olmadı değil mi? Ya? Bir kırık çıkık falan yok. Sağlığınız yanında. Aman Allah uzun ömür versin, sağlık versin beyefendi. Tamam. Efendim sizler izin verirseniz şimdi üçüncü konuğumu çağırayım ve bu sohbeti üçlü olarak devam edelim. Efendim müsaadenizle. Efendim üçüncü konuğum da çok yakından tanıdığınız bir ünlü kişi. Ve gene efendim sevgiyle ve gene saygıyla kendisini davet ediyorum efendim. Beyefendi buyurunuz efendim. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Nasılsın bakayım? Sağ olun efendim, sağ olun, sağ olun. Sizi şöyle alayım beyefendi. Buyurun efendim. Sizler nasılsınız bakayım?
İyisiniz ey. Efendi ben zatenizi çok iyi gördüm. Gayet sağlıklı görünüyorsunuz, dinçsiniz. Efendim galiba bu seçim gezileri sizi pek fazla yormadı. Şimdi biz seçim gezilerine alışırız, bize bir şey olmaz. Evet efendim. Sevgili vatandaşlarım, geçtiğimiz günler içerisinde memleketimizde sevindirici bir hadise okunmuştur. Galatasaray takımı Monaco'yu elemiştir. Şimdi Galatasaray takımı Monaco'yu eledi. Bunu siyasi iktidar mı yaptı? Golü atanın adı Prekazi değil miydi? Golü tribünden attılar da biz mi yanlış anladık? Sevgili vatandaşlarım, şimdi ne olacak merak ediyoruz. Galatasaray takımı manevi evlat mı olacak? Biz bu çocukları sevemeyecek miyiz? Bu çocuklar bizi gördükleri yerde bizi amca mı diyecekler? Böyle şey olmaz. Biz de Cumhuriyet iktidarındayken niye muvaffak olan takımların manevi evlatı yapmadık? Bizim başımız kelmede. Bizim kimseyi de saklayacak, izleyecek bir şeyimiz yok. Şapkayı çıkarırsın, kelmeden açıklar. Binaenaleyh sevgili vatandaşlarım, bu tür hareketler abesli şigara hareketleridir. Abesli şigara eden adaleti gasp eder. Binaenaleyh dünyanın hiçbirine böyle mesnesiz vuruşlar da olmamıştır. Sevgili, sevgili hemşerilerim, köyünüze geldiğimden beri şükürler olsun pek sıhhatteyim. Temiz hava, bol gıda, sağ olun, var olun dedim. Alkış, alkış. Ben sağ olun, var olun deyince alkış diyeceksiniz dedim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bunlar son elma şekerleri. Ne dedim? Artık elma şekeri alacak bütçemiz kalmamış bulunmaktadır. Baba, zaptiye, baba. Sağ olun, sağ olun benim sevgili hemşerilerim. Sağ olun. Zaptiye, baba. Şimdi size bir ayet okuyacağım. Baba. Geliyorum. Adamın biri yolda giderken. Baba, yemek hazır. Canım geliyorum. Hoca'yı görmüş. Hoca demiş ki. Baba hadi yemek soğuracağım. Canım soğusun dedekim. 40 yılda bir gelip şurada vatandaşlarım toplanmışlar. O vakit rahat. Hazır ol. Dağılın. Ben bir daha bu kalabalığı nereden bulacağım? 40 yılda bir toplanmışlar şurada vatandaşlarım. Hiç rahat yüzü yok mu şurada? Hay yemeğiniz bassın yahu. Yemeği veririz olur biter.